Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle örgü bir bere yapacağız. İlk defa sizlerle şiş işi paylaşıyorum. Oldukça kolay bir model. 10 milimetrelik şişler kullandım. Siz herhangi bir böyle kalınca, kalınlığını da göstereyim ipin. Hemen aşağıda belirteceğim ipimin ne olduğunu. Kalınca bir ip kullanabilirsiniz. Daha ince kendi kafanıza göre istediğiniz bir ipi de kullanabilirsiniz. Model oldukça basit, kolaylıkla yapabilirsiniz. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. Başlarken biraz ip şöyle ayırıyorum. Bakın ipim burada. İpimin ucu bu. Burası da ayırdığım kısım. Parmağımı şöyle, yani şu ipi şuradan tutup parmağımı arasına soktum. Parmaklarımı şu şekilde aşağı doğru döndürüyorum ve kapatıyorum. Bakın burada düğümümü oluşturdum. İlk iki ilmeğim bunlar. Bir daha gösteriyorum. Parmaklarımı buraya geçirdim. Parmaklarımı aşağı doğru çevirdim. Kapattım. İlk iki düğümümü yaptım. Buraya geçiriyorum. Şimdi bıraktığım küçük ip bana yakın olacak. Normal ipim diğer tarafta. İki parmağımı yine böyle şöyle geçiriyorum. Orta parmağımla da bu ipleri tutuyorum. Bakın aşağıdan tutuyorum. Hafif gevşettim. Bakın şöyle tuttum. Böyle indiriyorum şişimi. Şurada bir düğüm gibi bir şey oluştu. Buradan geçiriyorum şişimi. Buradaki ipi alıyorum. Ve bunun içinden geçiriyorum. Sonra bunu bırakıyorum. Parmağımı şuradaki ipe geçiriyorum ve çekiyorum bunu. Bir daha gösteriyorum. Bakın parmaklarımı geçirdim. Orta parmağımla da ipleri burada sıkılaştırdım. Tuttum. Buradan geçirdim. Bunu tuttum. Çektim. Bıraktım bu ipi. Tekrar buradan geçirip çekiyorum ve düğüm yapmış oluyorum. Aslına bakarsanız şu ipi düğüm yapmaya, şu ipi de ilmek almaya kullanıyorum. Bakın arasından geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Bunu geçirip çektiğimde alttan düğüm yapıp sabitlemiş oldum ilmeğimi. Bu şekilde devam ediyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ben toplam 40 tane ilmek atacağım. Bu benim için yeterli olacak. Benim ipime göre yeterli olacak. Siz de nasıl ayarlarsınız? Kendi ipinize göre küçük bir şey başlayın. 20 ilmekli mesela başlayabilirsiniz. Kafanızın etrafını da ölçün. İşte 50 santim, 54 santim olabilir. Ördüğünüz ilmeği o santimetrenin üstüne tutarak kaç tane ilmek gerektiğini bulabilirsiniz kendi kafanıza göre, ipinize göre. Şimdi ben bunu 40 yapıyorum, dönüyorum. Şunu da unutmayın, lastik çalışacağız aslında. Çok fazla esneyecek. Ona göre de çok gevşek başlamayın. Ben 40 ilmek atıp dönüyorum. 40 tane ilmeğimi attım. Şimdi şurayı bir bağlıyorum. Sonra da şuradaki ipimi parmağımın etrafında toplayacağım. Şu
Şurayı şöyle çevirip bağladım. Şimdi dediğim gibi lastik çalışacağız. Başlangıçta bir tane ön yapacağım. Şişimi şöyle geçirdim. Bakın şöyle. İpimi atıyorum. Burada önemli olan ipi şöyle alttan yukarıya doğru atıyorsanız, arkada da öyle yapmanız, böyle üstten aşağıya doğru atıyorsanız hep aynı şekilde devam etmeniz. Ben alttan yukarıya doğru atıyorum. Bir tane ön yaptım. Şimdi ipimi arkaya atıyorum. Sadece başlangıçta ve sonda bir tane yapıyoruz. Geri kalanın hepsini 2 ön 2 arka şeklinde gideceğiz. Geçirdim buraya şişimi. Şöyle göstereyim size. Bakın ilmeğe şöyle geçirdim. Aşağıdan yukarıya doğru atıyorum ipimi. Bir. Tekrar geçirdim. Aşağıdan yukarı doğru atıyorum. İki. Ön tarafa doğru verdim ipimi. Geçirdim buraya. Aşağıdan yukarı doğru attım. Bir. İki. Arkaya ipimi attım. İki tane arka yapıyorum şimdi. İpimi öne attım. İki tane ön yapıyorum. Arkaya attım. İki tane arka yapıyorum. Şimdi bu şekilde iki ön, iki arka yaparak sona kadar ilerliyorum. Sonda görüşelim. Şimdi ilk sırayı bir önle bitiriyorum. Çeviriyorum. Şimdi ilkini hiç örmeden alıyorum şişime. İpimi öne atıyorum. Çünkü şurada görebileceğiniz gibi iki tane tersim var. Yani önüm var. Geçirdim. Bu bir. Bu iki. Arkaya atıyorum ipimi. İki tane arka yapıyorum. Bir. İki. Öne atıyorum ipimi. İki tane ön yapıyorum. Bir. İki. Arkaya atıyorum. Bir. İki. Oldukça kolay, gördüğünüz gibi. İki ön, iki arka yaparak sona doğru gidiyorum. Sona geldim. İpimi arkaya atıyorum. Bir tane düz yapıyorum. Dönüyorum. İlkini örmeden alacağım şişime. Arkaya veriyorum. Çünkü şurada iki tane arka var. Düz var. Onları yapıyorum. Öne alıyorum ipimi. İki tane ön yapıyorum. Arkaya alıyorum. İki tane arka yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar yaklaşık 23 santim kadar yapmayı düşünüyorum ben. Toplamda 25 santimde bitirmeyi düşünüyorum. Siz de yapın kendi zevkinize göre. Sonra biraz azaltma yapıp kapatacağız. Şimdi ben şöyle göstereyim size. Yaklaşık 23 santim kadar yaptım. Kesmeye başlayacağım şimdi. İlk ilmeğimi geçiriyorum örmeden. İpimi öne aldım. Burada azaltma yapacağım. Nasıl yapacağım?
Şişimi iki ilmeğime birden geçiriyorum. Bilip attım ve çektim. İlmeklerimi bıraktım. Bu ilk azaltmam. İpimi arkaya attım. İki tane arka ilmek örüyorum. Öne aldığımda ikisine birden geçiriyorum. İp alıyorum, çıkartıyorum. Bir tane daha kesmiş oldum. Arkaya attım. 1 2. Öne aldım. Kesiyorum. Arkaya attım. 1 2. Öne aldım. Bakın yavaşça gösteriyorum. 2 ilmekten birden geçiriyorum. İpimi atıyorum. Çıkarıyorum. Bu kadar. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sırayı bitiriyorum. Bu sırayı bitirdim. Bakın buraya da bir tane ilmek belirleyici koydum. Çünkü bu işimizin düz tarafı olacak. Şimdi hemen diğer tarafa geçiyorum. İlk ipimi örmeden aldım. Arkaya attım ipimi. Bir tane düz örüyorum. Öne atıyorum. İki tane ters örüyorum. Aman. Bu 1. Bu 2. Arkaya atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Öne atıyorum. İki tane ters örüyorum. Arkaya atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Daha fazla azaltma, eksiltme vesaire yapmayacağım. Bu şekilde önü önden, arkayı arkadan birkaç sıra öreceğim. Şimdi devam ediyorum. Döndüğümde kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim size. Şimdi bunu 3 sıra kadar daha ördüm. Bakın toplam 25 santim biraz geçti. İpimi kestim. Şöyle bir iğne alıyorum. Kesmeyeceğim ucunu. Doğrudan ilmekleri iğnemde toplayarak kapatacağım. Şu şekilde. Bütün ilmekleri bu iğneye geçiriyorum.
işte bu da son hali. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya yorum da bırakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.